Farklı sütunda bulunan ad soyad bilgisinin tek sütunda birleştirme işlemini yapacağım. Çalışmak istediğim sütun şu D sütunu. Buraya geliyorum. Eşittir tuşuna basıyorum. Birleştirme fonksiyonunu kullanmak için hemen birkaç harf yazdım. Bir yazınca birleştirme fonksiyonu aşağı doğru açıldı. Üzerine iki kere tıkladım. Tıkladıktan sonra burada formülün nasıl yazılması gerektiğini gösteren baloncuk açıldı. Baloncuk da şöyle söylüyor. Birinci metnini seç, noktalı virgül koy. İkinci metnini seç, noktalı virgül koy. Varsa 3, 4, 5 diye devam et. Ve parantezi kapattığın zaman bu seçtiğin alanları ben birleştiririm diyor. Şimdi ben birinci metnimi seçtim. Araya noktalı virgül koydum. İkinci metnimi seçtim. Araya bir şey koymuyorum çünkü iki tane yeri birleştirmek istiyorum. Parantezi kapattım. Ekranda görüldüğü gibi ad soyad bilgisi birleşmiş oldu. Ancak burada şöyle bir durum var. Adı ve soyadı arasında boşluk yok. Onun için şu fx fonksiyonunun olduğu şu alana geliyorum. İki birleştirdiğim sütunun içine girip formülün içine girip sütunun içine girmiyoruz tabii formülün içine giriyorum. Buraya iki tane tırnak atıyorum. Üç tırnak atıyorum. Bu üst tırnağı attıktan sonra noktalı virgül koyuyorum. Tırnağın arasına boşluk atıyorum ikisinin arasına. Bu iki tırnak arada bir boşluk olduğu zaman bir karakter boş bırak demek oluyor. Ve şekildeki gibi birleşti. Şimdi Excel'de en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi kenara gelip artıya iki kere tıkladığınızda satır sayısı kadar formülü aşağı kopyalıyor. Şimdi şu üstteki biçim kopyasını alayım. Buraya yapıştırayım. Buraya ne diyelim? Adı ve adı soyadı. Soyadı ekranda birleşmiş oldu. Hemen biçimini yapalım. Üzerine sağ tıklıyorum. Hücre biçimlendir diyorum. Kenarlık ve bu şekilde ad soyad bilgisini birleştirmiş olduk. Bunun farklı bir formüle de yazılabiliyor. Şuraya tekrar geliyorum. Bu alanı sarıya boyayayım. Hafif sarı olsun. Şimdi eşittir diyorum. Şunu birinci sütunumu seçiyorum. Sonra et işareti var. Et. Buna tıklıyorum. Tekrar soyadı kısmına tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Bu şekilde de birleştirme işlemi oluyor. Yalnız yine burada boşluk olmadı. Şimdi şuraya bir tane et işareti koyalım. Et. İşareti koyduk. İki tane tırnak koyduk. Tırnakların arasına boşluk koyduk. Boşluk koyduk. Adı soyadı birleşmiş oldu. Bu yöntemi de kullanabiliriz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.